Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Otan şuna baksana, bu duvara doğru yürüyor. Kafası mı güzel la bunun? Bu galiba Ölüm. patron. Hayırdır la, arabama vuruyorsun? Kafan mı güzel? Ufak çocuk. Kafam mı güzel kardeş? Bana bak bana. Ne yapıyorsun? Gel gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Efendim abisi. İlk defa kayıt olacaksınız. Kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Kullanıcı adı, şifre ve e-postanızı dolduruyorsunuz. Hemen dolduruyorum. Doldurdum. Kayıt ol butonuna basıyorum. Evet, buradaki promo kodu kısmını arkadaşlar benim size vermiş olduğum açıklamada ve sabitlemiş yorumda da olan query 3 promo kodunu yazıyorum ve kodu kullan diyorum arkadaşlar. Şimdi oluşturacağımız karaktere 3 günlük VIP 3 ve 5000 para gelecek arkadaşlar. Başladığınız gibi bu kadar basit arkadaşlar. Oyunda görüşelim. Herkesi bekliyorum. Annem mi kayboldu? Allah Allah. Oğlum, içeriye az önce bir kadın girdi. Ben onu beceriyordum. Annen olmasın senin? Becermek ne mi? Becermek, üstüne çıkmak, tepinmek, debişmek, Güreş. güreş tutmak, her türlü. Sen biliyorsun becermek ne? Öğrendin mi artık? Yünce kızım. He, geceleri Efendim? annenle baban güreşiyordu. Az önce de annen içerideydi. Ben de onunla güreştim. Bu çocuk becermek Evet. ne bilmiyor ya. Ona bir onun anlayacağı dilde anlat Aa. bakayım. Belki şimdi. Gel ben sana göstereyim. Yo, öyle uygulamalı gösterme kızım sen de yani. İyi akşamlar Pardon Yıldız Bey. baba. Yani nasıl oluyor, bir anlat ona onun anlayacağı dilde. Oğlum öyle değil, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Anlamadım ben. Böyle değil miydi? Ya hayır diyorum ki, diyor ki ya benim annem kayboldu diyor. Ben de diyorum ki az önce içeriye bir kadın girdi, ben onu becerdim diyorum. Bu da diyor ki becermek ne abi? Ya sen öyle desene. Öyle kızım öyle. Ya benim babam yani insanların gönlünde VIP yere sahiptir. Ve o da oturup ona herhalde bir şeyler vermeye çalışmıştır. Öğüt, nasihat anlarsın ya. Ne vermiş diyor, baksana. Bana da verir misiniz diyor. Of keşke IQ seviyen ayakkabı numaramdan büyük olsa. Ay yapma ya. O nasıl sözdü öyle? Küçük çocuk bu kızım. Küçük baksana. Karıdan laf yedik diyor. Oğlum karı mı lan o, benim kızım? Göt. Resmen Türkçe dublajlı kuru görüntüsün ha. Hiçbir şey yaramıyorsun. Defol git şuradan. Benden sana kız yok evlat. Ananı becerdim. Sen git hadi. De haydi. De haydi. Ense tıraşını görek. Yürü şöyle. Haydi. De haydi görek. Tek. Sike. Amına koydum kopili. Çe. Amına koydumu. Kovala şunu Batuhan. Kovala. Kızım. Yani bir şey anlatıyorsun. Kendin üzerinde uygulamalı anlatma şunu. Bin Pardon arabaya. babacığım. Orospu Bak seni çocuğu. var ya seni. Ananı çikerim lan. Amına koydum kopili. Yürüyün gidiyoruz. Pice bak. Abi İdris abi. Sinema çekimi var kardeşim. Buyurun. İdris abi. 2 dakika iner misin? Efendim. Seninle bir şey konuşacağım. Söyle kardeşim. İdris abi. İdris abi. Öncelikle o CD çıkarmışacağım. Bedava J'yle soktu kendini ya. Rolü böldü az önce. Batuhan, kimleri ziyaret edelim ya? Ne yapalım ya? Vallahi kartallardan birimle gelmişti demin. Biz hazırız Bakayım falan bir demişti. Bir telefonuma yazayım bakayım. istiyorsan. Aradığınız kişiye şu anda ulaş. Memati'yi arayalım. Çağıralım. Alo Memati. Buyurun İdris Bey. Ne yapıyorsun ya? Görüşmeyeli. İyiyim sağ olun İdris Bey. Şehirde geziniyorum öyle. Adamlarını da topla. Florya sahildeki bu deniz feneri var ya. Evet. Oraya gelin kardeş. Tamam. Hadi gelin. Biz de deniz fenerinin oraya doğru gidelim. Onlar da oraya geliyorlar. Geldiniz mi? Geldi gidiyse işte. Şu anlık bu kadar İdris Bey. Herkes uykuya geçti. Bu Yorgunlar saatte baya. o kadar insan, Evet o evet. kadar adamın hepsi mi Evet. uykuya geçti? Hepsi gitti İdris Bey. Hepsi. Maşallah, İyi akşamlar maşallah. İdris abi. Buyurun İdris Bey. Gelin şöyle oturalım ya, bir akşam sohbeti yapalım kendimize. Tabii. Geçelim şöyle yavaştan şuradaki yerlere, oturalım minderlere. Biraz hızlı adımlarla yürüyelim. Evet, geçin oturun bakalım şöyle. Buyurun İdris Bey. Önce siz oturun. Oturabilirsem inşallah. Yaşlandık biliyor musun Memati? Daha gençsiniz dedi şeye. Kaç yaşındasınız dedi? 50 olduk. 48'dik. 2 sene oldu. Biliyor musun Memati? 2 yıl sonra bana ilk defa yaşımı sen soruyorsun. En son 2 yıl önce Değil sorulmuştu. misiniz? Evet. Uzun zamandır şehirde beni gören sadece diyor ki para, uyuşturucu, silah.
Kimse nasıl olduğumu veya yaşımı bile sormuyor kardeş. Ben sizin ne zaman görsem hal hatırınızı sorarım Yusuf. Komşu insansınız Eyvallah, siz de. eyvallah. Baş tacısın. Şimdi Çak ailesinin gelecekteki hedefleri hakkında birkaç soru sormak istiyorum sana. Tabii. Ah, Çak ailesindeki her bir bireyin bireysel olarak ulaşmak istediği hedefler nelerdir? Kısa ve uzun vadeli planlarınızı paylaşabilir misiniz bana? İdris Bey, amacımız önce arkadaşlarımız, yani aileme önce işten önce ya da farklı şeylerden önce silahlandırmaya çalışıyoruz. Herkesin amacı bu yüzden çalışıyor. Benim yanımda beni korumak için, savaşmak için, düşmanlarımıza diş gelmek için, yani mecburuz bunu. Herkes bunun için çabalıyor şu anda. Yani kendimizi nasıl İstanbul'un sefiri göstermek istiyoruz. Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz açıkçası. Daha çok kendimizi tanıtmak istiyoruz. Anladım. Peki, Çaka ailesi olarak şehirdeki pozisyonunuzu ve etkinizi nasıl daha da güçlendirebilirsiniz? Şöyle uyuşturucuya daha çok önem vererek, daha çok ticaret yaparak, insanlarla daha çok kaynaşarak ya bu şekilde daha ileri varacağımızı düşünüyoruz. Ya bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Gelecekte karşılaşabileceğiniz engelleri ve zorlukları öngörüyor musunuz? Bu zorlukları aşma ile ilgili nasıl bir strateji izlediniz? Nasıl bir plan yaptınız? İdris Bey, ben çok azimli bir insanımdır. Hiçbir şekilde pes eden bir insan değilim. Yani ailemin benim arkamda değil de yanımda olduğunu bildiğim sürece hiçbir şekilde engel beni durduramaz. Hepsini aşacağımı düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Çok güçlü bir insanımdır. Peki, Çaka ailesi olarak bize veya diğer ailelere nasıl destek olabilirsin? Yani birbirlerimizin hedeflerine, dost ailelerine, onların hedeflerine nasıl katkıda bulunabilirsin peki? Nasıl katkıda bulunabilirim? Çok güzel bir soru. Ben çok iyi bir insanımdır normalde özünde. Gerçekten iyi insanımdır. Bana kim elini uzatır ya da kim yanımda bana destek, yani nasılsa elini uzatır da el sıkışıp da benimle dost olmak isteyen kim varsa İdris Bey, gerçekten yanında her türlü olurum. Yani maddi manevi her şeyde destek olurum. Mal konusunda da her türlü destek olurum. Yiyecek içecek, aklınıza gelebilecek her şeyde, ev, mekan, her şeyde destek olabilirim. Ama düşmanlarıma hiçbir zaman tavizim yoktur. Asla affetmem İdris Bey düşmanlarıma. Onlar benim aileme acımadılarsa ben de acımam. Ama dostlarıma her konuda her yerde destek veririm ben. Adamlarının güçlerine güveniyor musun? Hangisi daha güçlü peki Memati? Aralarında mı İdris Bey? Aha. Aralarında en güçlüleri, yani başlarında duracak adamlar Arda ve Yasin Yok, şu an ve karşında duran Ayber. adamlarından. He, bunlardan mı? Evet. Bunlardan Oktay yaş olarak da ve güç olarak da güçlü yani arkadaşımdan, Uras arkadaşımdan. Hiç onları bir dövüştürdü mü kardeş? Hayır asla. Kendileri istediler ama Bileklerinize ben güveniyor asla birbirimizi musunuz? güveniriz abi. Görüyorsunuz. Sizi bir dövüştürelim mi şu arkadaki ringde? Dövüşelim abi. Ne diyorsun Memati? Olur İdris Bey, olur. Güzel olur. Hadi bakalım bir dövüştürelim bakalım. Geçin bakalım şöyle ringe. Evet. Şimdi herkes köşesine geçsin bakalım. Şimdi arkadaşlar başta dediğimde başlar ve bu maçın Abi yapalım. Çok teşekkür ederim. galibiyetine elimde görmüş olduğunuz pompalı hediye. Tamam. Hadi bakayım ona göre dövüşün. Bileğinize kuvvet kardeş. 3, 2, 1. E dur başla demedik daha. Hayırdır kardeş. Başla demem ne demedik mi? İstersem 50 Teşekkürler. kere Heyecanlı sayarım. arkadaş. Allah Allah. 3, 2, başla. Hadi bakalım. Kim kimi dövüyor görek. Haydi löp. Hadi bakayım. Ben de şöyle oturayım. Yorulduk Altları anam. çalışın arkadaşlar. Altları çalışın. Haydi Zeynep tezahürat yap. Altları. Şey Yonca kızım tezahürat yap bakayım. İkinize de Haydi. güveniyorum. İkinize de güveniyorum. Altlara vurun. Altlara. Haydi Adam bakalım akıllı. kim kimi dövüyor. Ödül şatkan. Pompalı. Tüfek hediye ediyorum tüfek. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Küçük fırlama seni. Bu küçük bit çok fena. Bir o Çok kadar da yerin fırlamalar. altında boyu var. Küçük hediye. Siz bir de bunun mekanına gelin. Çok fırlama. Oradan buraya atlıyorlar. Çok fena, çok fena o küçük. Vallahi yerin altında da bir o kadar boyu var onun. Bak 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 bak. Yerden yere. Uuu ringden kaçıyor. Ohohoho. Ringden kaçmayı denedi resmen. Tamam oğlum tamam Tamam arkadaşındır o tamam oğlum. senin. Yabancı değil, Lale. yabancı değil. Oğlum, kendi Tamam oğlum adamım. arkadaşındır. Biraz sonra yüzüne bakacaksın. Ayıp değil mi yerde de tekmeliyorsun? Yere düşen adama tekme vurulmaz kardeş.
Öğrenemedin mi sen bunu? Çok ayıp etti abi. He? Burak ben sana... Yere düşen adama el uzatman lazım. Yerde niye adam tekmeliyorsun? Göt veren. Olmadı. Olmadı kardeş. Eksisin. Sana ödül verecektim ama vermeyeceğim. Tekrar dövüştüreceğim sizi. O zaman vereceğim. Hadi bakayım. Kalk oğlum gel. Sayın noktaya uzatarak kaldırır diyelim. Gel kardeşim. Tutun bana. Geçin köşelerinize. Evet. Bir... 2, 1, 5, başla. Otur 2 diyelim. Onu sayma şekli. Bu sefer döven alıyor tüfeği. Hadi bakayım. Yalnız bu küçük yerden bitme. Altın yumruk amına koyayım maşallah. Köşeye sıkıştırdı, yedi onu. Bağır kızım Yonca. Konuş kızım. Haydi, haydi beyazlı çocuk. Yaparsın. Hadi beyazlı birazcık da sen vur ya. Adama 2 yumruk bile atmadın. Resmen kahve içiyorsun amına koyayım ya. Kahve içiyor ya bu adam. Ben sana böyle mi öğrettim bu oğlum ya? Memati kusura bakma ama kardeşim. Senin bu beyazlı çay kahve içiyor, dövüşmüyor. Al bakayım kardeşim. Sen bunu hak ettin. Bir daha yere düşene tekme vurma he. Tamam. Bunu öğren. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Kaldır şimdi yere düşen arkadaşını bakalım. Kaldır. Kaldır. Heh, kaldır onu. Ben de şöyle atlayıvereyim. Oy. Oy. Oh. Evet, bak bakayım bana. İhtiyar. Bahacı ya. Alo. Gel kardeşim gel. Selamünaleyküm kardeş. Senin dilin yok mu, kağıda yazıp veriyorsun? Geceleri dilin kopuyor. Anladım kardeşim. Afganistan'dan yüze yüze mi geldin? Denizlerden. Vay amına koyayım. İte bak. Oğlum Afganistan'la Türkiye arasında deniz mi var? Göt lalesi. Sik kafalı. Sen gel buraya. İdris Bey konuşurken suratına bak. Allah Allah. Türkiye cennet tabii ya. Rahman. Ne işin var burada? Sana sen tanıyor musun? Yonca, nereden tanıyorsun? Babacım, eski bir arkadaşım, anaokulu terk kendisi. Eski sevgilin mi? Yonca, eski sevgilin mi o senin? Hadi be. Hayır, ilkokul arkadaşım. Nereden ilkokul arkadaşın? Afganistan'da mı okudun sen? Ha? Yonca. Ve kendisi çok ağır siklet saçmaladığı için şu anda... Bana bak. Afgan, konuşmayı öğren. Öğrenmezse seni dövdürürüm. Tamam, dayağımı yersin. Afgan, indir lan silah cüce. Murat, sen git bakayım kardeşim. Gelin bakalım, şöyle sahile doğru geçelim. Biraz koşalım ister. Evet. Dedim ki bu oturduğumuz yerde, affedersin yani popomuzu kaşındırıyor. Tüylü mülü hep. Ya bunlar sokakta kalıyor ya, köpekler mepekler üstüne yatıyor bunun. Bit bire, her türlüsü var. Doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani. Yonca kızım, bir seni kaşınıyor mu? Yok babacığım ya. Benim de pek kaşındığı söylemez. Manevi kızım. İdris Bey kızın mı? Evet, manevi kızım. İdris Bey bu aralar sizi çok dertli gördüm, böyle sahil kenarları. Çok. Yok, hava almaya çalışıyoruz. İş yoğunluğu, stres. Biliyorsunuz fazla yoğunuz. Hep uyuşturucu, hep silah. Biraz fazla yoruyor adamı, biliyor musun? Hep de aile ziyaretleri. Anladın mı? Yeni şirketler açılıyor, onları ziyaret et. Yoruyor insanı da. Birazcık sahil havası alayım dedim. İdris Bey biraz bir 3-5 gün böyle tatile çıkın. Kendinize gelin biraz vakit. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Bu cuma günü Kıbrıs'a gidiyorum. Bir kumar oynayacağım orada. Aa, hadi ya. Ya. Çok güzel, çok güzel. Bir Kıbrıs'a gideceğim, orada bir kumar oynayacağım, bir tatil yapacağım, bir havuz, cart cart. Anladın mı? Ya, ben bakacağız. Kıbrıs'a gideceğim işte, ben de ailemle uğraşıyorum, şirketle uğraşıyorum. Başına ayrılamıyorum maalesef. Yeni 4 saat şirketin başında kalmak zorundayım. Evet, evet. Maalesef ki ben de hep şirketin başındayız. Bir iki gece, üç gün kendime bir müsaade verdim. Bir Kıbrıs yapayım kendime, bir gezem, görem. Yaş geçti, yaşlanmadan gençken görmek lazım. Gençken diyoruz da işte, yaşlarımızın bağrındayken diyelim. Hala gençsiniz dedi. Çocuk var mıydı size? Çocuk yok, sadece bir manevi kızım var. Ha, evlenmediniz mi? Yok, evlenmedim. Özür dilerim, bir de söylemiyorum. Yani özür dilenecek bir şey yok Memati. Hayırdır yani amına koyayım, acınacak halde miyiz evlenmedik diye. Hayır ha? Hayır yani senin yaşından fazla ya, belki senin yaşını 20 ile çarp o kadar karıyla birlikte oldum ben Memati, ne anlatıyorsun? Doğru respect suratım. Ayıptır yani bizimle kafa buluyor gibi muhabbetler. Acınacak halde insan mıyım ben? Nesil acınmak değil respect, yani ne bileyim duygusala bağladım, o yüzden dedim suratım öyle ya. Sen fazla duygusala bağlama, sahile geldik diye bizi, anladın mı, şey mi sandın, sahilde güvenlik mi sandın? He? Can kurtaran ya mı sandın bizi burada? Şu arkadaşa baksanız İdris Bey sol tarafta. Hangisine? Surf yapıyor. O manyak o. Afgan o. Kafa yemiş. Kaçak geldiği için seviniyor galiba. Türkiye evet, cennet evet. Diye seviniyor tabii. Yonca kızım, şu Afgan'a bir sözün yok mu? Seviniyor. Ben bir konuşayım ona.
Ay öyle değil. Buradan bize bir özlü söz söyle. Onun işte Afganistan'dan Türkiye'ye gelişi, bu kadar mutlu oluşuyla ilgili bir özlü söz bırak. Buna diyecek bir şeyim yok şu an. Öyle Ayarsız sohbet, ayarsız geyik işte denirmiş. mi denir? Hadi bakalım. Bir de ben söyleyeyim. Türk'üm Hayırdır ya. Memati? Niye bu kadar ilgilendin benim kızımla? Niye öyle sorular Yusuf soruyorsun? Bey, soruyorum sadece. Muhabbet olsun diye soruyorum ya da. Her şeyi bilmenize lüzum yok. Haddinizi bilin yeterli. O kadar. Benim kızım gerekli cevabı verdi. İnsanlık namına yani ben de sormak istedim öyle ya. Kusura bakmayın tekrardan. Yani herhalde gökten zeytinyağlı dolma yağdığı için bu Türkiye cennet diyor. Bilmiyorum ki. Türkiye. Memleketimiz güzel ya. Adamcağız Şehrimiz yazık. Türkiye'ye İstanbul. gelince tüm dertleri çözülecek sanıyor. Yazık. Asıl dert burada başlıyor kardeş. Yusuf Bey, koskoca İstanbul. Kimler gitti, kimler geldi? Aynen öyle. Aynen. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Lütfen videomuzu beğendiyseniz bir beğeni ve bir yorum patlatın. Şimdi Yonca'dan da bir kanala abone bir beğeni isteyelim. Önce kızım bir abone beğeni yorum iste bakayım benim gibi. Arkadaşlar abone olun, like atın. Öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere. Bay bay.